Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. ABCD paralel kenar biçimindeki kağıt AE boyunca katlandığında D üstü C 6 cm ve alan ABC D üstü 36 cm kare oluyor. DE EC'ye eşit ve 5 cm olduğuna göre AE uzunluğu kaç cm'dir diye sorulmuş. Üzerinden katlama yaptığımız şu AE uzunluğunu aradığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, öncelikle şurada e, şunu bir e, kullanalım arkadaşlar. Katlama yaptığımız üçgenimiz var burada. Ben diyorum ki şuradan ben A'dan C'ye kadar birleştirsem burada 5, 5, DC'miz 10 geldiği için paralel kenarda karşılık kenar uzunlukları eşittir. AB'miz de 10 gelir. Buradaki 3 üç üçgenin de yükseklikleri ortaktır. Paralel kenarın yüksekliğini eşittir. Yani biz bunların alanlarını oranlarken tabanlarını oranlayabiliriz. Buradaki 5 tabanlık alana yani şuradaki DAE üçgenine eğer A alan geliyorsa buradaki 5 tabanlık alana EAC üçgenine de A alan gelecektir. 10 tabanlık alanı da 2A alanın geleceğini söyleyebiliriz. Zaten köşegen paralel kenarımızı 2 eş üçgene 2 eş alana ayırmış olur. Burada paralel kenarımızın bütün alanının 4A olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bu A alanlı üçgeni burada katlıyoruz. O zaman buradaki üçgenin alanında A gelir. Şu yeşil üçgenin alanında A gelir. Yani şuradaki D, F, D üssü A şeklinin alanı 2A gelecektir. E 2A bizim paralel kenarımızın yarısıysa buradaki yeşil ve beyaz bölge dışındaki şu iki bölgenin toplamının da bize paralel kenarın yarısı olan neyi vermesi gerekir? 2A'yı vermesi gerekir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi aslında biz burada DEA üçgenini katlayarak bir deltoid elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü buradaki DE uzunluğu buradaki ED üstü uzunluğuna eşit gelir. E DA uzunluğu da buradaki D üstü A'ya eşit olduğundan burada D'den D üstüye birleştirdiğimizde iki tane ikizkenar üçgen sanki taban tabana birleştirdiğimizi düşünebiliriz. Bunlardan biri DA D üstü, diğeri DE D üstü üçgendir arkadaşlar. O zaman burada biz bir deltoid elde etmiş olduk. Deltoidin köşegenleri dik de kesecektir. Buraya kaç derecenin geleceğini söyleyebiliriz. 90. Bunun dışında DE 5 verilmişti. EC'miz de 5'ti. E şuradaki ED üstümüz de DE eşit olduğu için burada kaç gelecektir? 5 gelecektir arkadaşlar. Burada bir muhteşem üçlü görüyoruz. Bakın 5 5 5'ten. O zaman şu açımız kaç derece gelmiş olur? 90 derece gelmiş olur. Bu 90 derece ile Bakın dik kenarlarımızdan biri 6, hipotenüsümüz 10 geldiği için 6, 8, 13 genini elde ettiğimizi buradaki DD üssü uzunluğunun da 8 geleceğini ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Bizden AE isteniyordu. Aslında DD üstünü bulmak çok işimize yaradı çünkü DD üstü bu e, deltoidin bir köşegenidir. Diğer köşegen de AE'dir. Şuradaki beyaz ve yeşil bölgenin toplamı yani aslında buradaki deltoidin alanı köşegen, köşegenler çarpımının yarısından hesaplanabilir. Yani DD üstü çarpı AE bölü 2 arkadaşlar. Burada bize e yapamadım özür dilerim. Orası AE olacak. Hemen şöyle bir silelim. Arkadaşlar DD üssüyle AE'yi çarpıp 2'ye böldüğümüzde buradaki deltoidimizin alanını bulacağımızı söyleyebiliriz. Aslında buradaki deltoidin alanı da paralel kenarımızın yarı alanı geliyordu. Çünkü beyaz bölgede A'ydı. Yeşil bölgede buna eşit ve A'ydı. Toplamları 2A ve paralel kenarın yarısı kadar geliyordu. Peki şu ikisinin toplamı paralel kenarın yarısı kadarsa bunların dışındaki şu diğer açık renkli bölgelerin toplamı da paralel kenarın diğer yarısı olmalıdır arkadaşlar. O zaman biz buradaki şu açık renkli bölgelerin toplamını bulursak bu toplam şuradaki deltoidin yani beyaz ve yeşil bölgelerin toplamını bize ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır. Aslında şuradaki benim taradığım bölgenin alanı bize soruda verilmiş. Bakın alan ABCD üssü kaçmış arkadaşlar? 36 cm kareymiş. Şuradaki üçgeni de bence biz rahatlıkla bulabiliriz. Bu bir ikizkenar üçgen. 5, 5, 6 üçgeni. O üçgeni şuraya taşırsak burası 5, bura 5, bura 6'dır. Burada tepe açısından dik çektiğimizde tabanı 2 eş parça ayırırız. 3, 4, 5 üçgeninden yüksekliğimiz 4 gelir. Alanımızda 6 kere 4, 24 bölü 2'den 12 olarak bulunmuş olacaktır. İşte paralel kenarın yarısını verecek şu açık renkli bölgelerimizin toplamı 36 artı 12'den 48 gelmiştir. Bunların toplamı 48'te şuradaki deltoidin alanında yani dd üstü çarpı ae bölü 2'de kaç olmalıdır arkadaşlar? 48 olmalıdır. D'de üstünü 8 bulduğumuza göre bunun yerine 8 yazarsak 8 çarpı AE bölü AE'yi bugün yapamıyorum. 2 eşittir kaç gelmiştir? 48. Şurada 8 ile 2'yi sadeleştirirsek 4 gelir. 4 ile 48'i sadeleştirirsek de A, E'mizi 12 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Güzel bir soru. Yani yarı alanı görmek, de, eti yorumlamak açısından, oradaki muhteşem üçlü açısından iyi bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar, yandaki soruyu da sizler için yorumlamaya çalışalım. Kalınlıkları ihmal edilen özdeş 5 pamuklu çubuk ile aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Şekilde verilen uzunluklar aynı birim cinsinden olduğuna göre Efx kaç birimdir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi elimizde aslında birbirine eş çubuklar kullanıldığı için bir eşkenar dörtgeni olduğunu söyleyebiliriz. Burada A, bir köşegen görevi görmüştür. Dolayısıyla şurada açı ortalarımız oluşur. Buraya alfa dersek buradaki açımızda alfa gelmiş olacaktır. Şuradaki açımıza da biz beta diyelim arkadaşlar. Alfa artı betamız 90 derece gelmiş olsun. Eşkenar dörtgende AD uzunluğu da DC gibi 20 birim gelecektir. Dolayısıyla ikiz şuradaki açımızın da alfa geleceğini söyleyebiliriz. Çubuklarımızdan bir tanesi 21'im. AE uzunluğu da 20 gelir. 20 artı 12'den AC'nin 32 geldiğini söyleyebiliriz. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar. Yani diğer köşegeni çizersek de köşegenler birbirini ortalayıp dik kesişmiş olur. Ama biz diğer köşegeni değil sadece yarısını çizelim. Sonuçta AC'de bir ikizkenar üçgendir. A ve C açıları eşittir. D'den çizeceğimiz dik bize hem açı ortay hem kenar ortay görevi yapacaktır. Burası 90 derece olsun. Burası açı ortay gelmiş olsun. Olsun. Alfa artı beta 90 olduğu için alfa 90 benim buraya da beta. Bu tarafa da beta yazmam gerekir. Arkadaşlar aynı zamanda AC 32 idi. Buradan çizdiğim dik burayı iki eş parçaya ayırır. Şuraya eğer ben F noktası dersem arkadaşlar burada AF'mizin FC'ye eşitli kaç gelmesi gerekir? 16 gelmesi gerekir. Burası 20 burası 16 5'in 4 katı 4'ün 4 katı alfanın karşısı da 3'ün 4 katından 12 gelmiştir arkadaşlar. Şimdi alfa beta 90 alfa beta 90 üçgenleri var. Bunlara bir bakalım. Bu üçgenlerin benzer üçgenler olduklarını söyleyebiliriz. Aynı zamanda ikisinin hipotenüsüne baktığımızda da 90'ın karşısında burada da 20 birimlik çubuk uzunluğu. Burada da 90'ın karşısında 20 birimlik çubuk uzunluğu görüyoruz. Demek ki bunlar benzerlikten öte eş üçgenler. O zaman burada 90'ın karşısında 20 varken burada 90'ın karşısında 20 varsa. Burada beta'nın karşısında 16 varken burada da beta'nın karşısında 16. Burada alfa'nın karşısında 12 varken burada da alfa'nın karşısında... 12 gelecektir. Yani aradığımız x uzunluğunun 12 birim olması gerekir. Arkadaşlar güzel, çok sıkıntılı olmayan bir soru olduğunu düşünüyorum. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur.